Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda yılların geleneğini sürdürüyoruz. Yılbaşı paketleri açma videoma hoş geldiniz. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar, bizim video değişmiyor. Her yıl olduğu gibi tekrar bu yılda yılbaşı paketlerimizi açıyoruz. Şimdi paketlerin fiyatları zaten bizim bu videonun olayı ülke ekonomisi, enflasyon gidişat ne onu öğrenmek üzerine. Her yıl paketlerimiz değişiyor. Bu seferki fiyatı söylüyorum. Bu en ucuz paket bu. En ucuzu bu. Ne kadardır? 250. Şu koyayım, en ucuz dedik. 215 lira. Dümdüz 215 liraya en ucuz paketi alıyoruz. Bir önceki videomuzda ne kadarmış onu göreceğiz şimdi. Dolar 13.80'ken aldık dün. 99 liraya almışız. Bu paket daha önce kullanmadığımız bir paket. Bunu başka bir marketten aldık. Bunun fiyatına girmeyeceğiz. Burada sepetimiz var. Bu sepette kaç paraymış? 325 lira. Bol ışırtılı. Bunun da bir önceki yılki fiyatını göreceğiz şimdi. Evet, 151 lira 80 kuruş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, fiyatlar felaket. Fiyatlar uçuyor patlıyor. Bunu ilk yıl 39 ya da 40 küsür bir şeye aldığımı hatırlıyorum ben. 46 TL. Burada bulmak istiyorsanız. Bunu alırken bunlar da çıktı içinden. Çıktığı gibi ipi koptu bunun zaten. Durmuyor da burada hiçbir şekilde. Nasıl takılıyor? Böyle mi takılıyor burun boşluğu için bu? Ama böyle zaten durmuyor yani. Baksana oğlum, bu kimin suratı için? Ben göremiyorum ki şu an. Dilan tak bir bakayım. Bak şöyle yapsam biraz uyar yine ama ip yok. Uymaz öyle. Öyle. Tak şunu bakayım. Bak bu da mesela sıfır poşetten açtım. İşte direkt sıfırı bozuk. En ucuz paketten başlayacağız incelemeye. 215 liraya neyle karşılaşacağız bakalım. Ağzına kadar dolu. Bir tane cipsle başlıyoruz. Kaç para bu? Normal günümüz şartlarında 16.95. 16.95 mi şu an? 13.95 de olabilir. 17 lira buradan. Bu olur bu arada, güzel. Benim geleneğim şeydir. Ben buraya beğendiklerimi koyarım. Diğer tarafa da kendim şahsım beğenmediklerimi koyarım. Patlamış mısır. Şu anda 9 lira diyorum. O da aynıdır ya. Ben 17 yok, yok, 17 yok. 95. Tamam, 12 yaz. Tamam. Bir adet Türk kahvesi. Kocatepe Türk kahvesi bak. Abi, kuru kahveci Mehmet Efendi 21 lira falan. Bu kesinlikle ondan daha ucuzdur. 14. Gibi. 14 çok az. Öyle bir şey. 17. Yaz 17 yaz. Burada hocam garip farklı bir ürün var. Master Natix. Ya markayla aramı bozmak istemiyorum da yani bu değildir ya kuru yemiş karışımı. O soslu şeylerden mi? Bu pahalı mı? Çok pahalı bu galiba. Soslu şeylerden mi? Soslu, hepsi soslu. Abi çok ya. Sos çok iğrenç ya. Yo ben sos severim de yani bu ambalaj olmamış bir kere. Kayısı sandım mısırları. Tasarım yanlış. Doğalmış. Yaz 20-25. 25 yaz ona. Bak bu güzel, bunu seviyorum. Bu zaten benim yiyip yutmam 7 saniye sürüyor bunu. Buna... Çabuk noodle 3 yaz buna. Yılbaşında niye noodle yiyoruz abi? Bu nasıl yılbaşı paketi? Abi 3 değildir ya. 3 lira. 5'i geçemez, mümkün değil. Geçmez. 4.95. Abi 5 lira gibi para birimi yok. Ya var işte bu. Eti puf bile 4 lira. Bu işte 5 lira. Yaz bakalım. Ben sana ne dedim? 8 lira bak. 8 lira. Bu. Yuh. Buna da bak o zaman kızım. Her şeye baktın oğlum. Normalde 30. Normalde 30 lira mı bu? 30 lira. Bunu abi ben buraya alıyorum çünkü yılbaşında noodle yemeyelim ya. Gelecek bütün noodle reklamlarını çıkarıyor. Şu an iptal ettiriyorum ama yılbaşında yenmez noodle ya. Aha, bitter çikolata hiç sevmem. Abi direkt çekirdeğini, kakao çekirdeğini yiyelim yani. Bitter çikolata niye yiyoruz? Bunu da buraya koyuyorum. Kaç ama 15 ya? Vardır bu en az. Çıklar 15 ya. Ne bu? Onlu ekonomik Nescafe. Olur. Olur abi, Nescafe içeriz. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Yılbaşında da Nescafe içmeyelim. Ne içelim? Şu bir arada içmeyelim yani. Ne içelim? Ya bence yılbaşında kahve içmeyelim zaten direkt. Abi, direkt kahve Türk içmeyelim. Kahvesi şey, hani gece artık patladı. Bana kalsa onu da içmeyelim yani. Sakız olur. Bu da 12-13 lira vardır. Vallahi. Bu olur. Bunun bir tane reklamı vardı böyle birbirlerine ayrılan adamlar. Bu da komikti, güzeldi. Aa, olur. Twix. Bu ne? Bu ne? Osmaniye yer fıstığı. Ben fıstık sevmiyorum. Bunu belirtmek istedim. Burayı not edin iyice. Fakir anılarımı hatırlatır çocukluğumu. Yani kuru yemiş yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz anne? Fıstık. Ne yersin? Ne tercihin ne? Yani yer fıstığını da sevmem ben. Kim? Ben fıstık ezmesinden nefret ederim. İğrenç bir şey fıstık ezmesi. Üzerine bal sürdün mü demire vurursun. Hayır. Abi fındık ezmesidir. Arkadaşlar güzel olan fındık ezmesidir. Fıstık ezmesi çok kötüdür. Fıstığı niye eziyorsunuz ya? Eciş bücüş zaten ağır bir tadı var. İyice keskinleşiyor. Güzel. Altın kaplama bir şey. Bal, badem, süt. Derin çikolata. Bu da en az 18 lira. Bal, badem, süt de nargile gibi ama. Bal, badem o cevizli.
18 de bu olsa bitti mi bitmedi. Oreo geldi büyük. Maxi boy Oreo. 12'dir bu. Gerçi büyük boy 17 vardır abi. Of. Aa geçen aldığın indirimden 23 lira. 23 lira. İndirimde aldım. İndirimlisi. Evet. Oha. Bayağı yazıyorum abi. 31 yaz. Ya. 31 yaz. 40 çok abi 31 yaz. Çekmece çikolata çok severim ben. Ama yemesi çok zor bunu. Napoliten yok. Soruyorum. Napoliten çaldır mı son zaman? Napoliten çikolata ne? Bunun adı Napoliten çikolata mı? Nerede yazıyor lan? Bunu ne diyorsun? Çekmece çikolata. Çekmece çikolata bunun adı. Tuzlu çıkmış evet yeni. Gibi bir şey. Tuzlu tatlı mı olur ya? Hocam, crispy tırtıklı. Crispy ile ilgili komik bir anı var. Bir gün bana bir tane mesaj geldi. Mesajda şu yazıyor. Ben işte geçen haftalarda Ömer'i gördüm. Nerede gördün? Tanışmıyorlar kişi Ömer'le tanımıyor onu. Balkonda oturuyordum. Ben bir baktım Ömer çöpün yanında crispy yiyor. Sonra dedim ne yaptı? Crispy yedi çöpe attı gitti dedi. Sonra Ömer'e anlattım bunu. Lan dedi. Tam onu o an yaparken inşallah kimse beni izlemiyordur, tanımıyordur diye düşünüyordum. Tanıyan çıktı dedi. Sonra story attım onu. Ben yedi düvel öğrendi. Aa güzel bir şey var burada. Oo güzel. Güzel bak bu güzel. Bunu açalım hatta. Bunu açalım. Yiyelim bunu. Yiyin lo. Yiyin lo. Ne bu Red Bull? İyi olur. 20. Aynen 19.95. Bu da 20. Bu da düz 20. Sarı kola, şeffaf kola, gazsız kola, alkolün içine konulan beyaz kola. Kola. Kayalar. Bir de neydi lan bunların adı? Mentol değil bu. Neydi bu ya? Evet. Bunu çocukken hep ağzımıza atıyorduk ya. Bunun adı vardı. Neydi bunun adı ya? Üstünde yazan ismini demiyorum. Bizim köy ağzımızda ya. Bizim çoluk çocuk. Mint değil miydi ya? Sert şeker. Abi çocukken buna mint mi diyordun? Koyayım kantinden alırken. Neydi bu? Çocukken ne diyorduk buna? Onu diyorum. Ya ben Kaliforniya'da büyüdüm. Bence güzel. Fiyat performans olarak özellikle şu anki ekonomide gayet mantıklı. Tabii hepsini sever misin sevmezsin. Bunu sevmem mesela. Benim için bu ziyan olmuş oldu burada. Bademli sütlüyü ben şahsen almış olsaydım diye değerlendiriyorum. Ziyan oldu. Zaten kahve var evde. O yüzden bu da ziyan oldu. Bu da ziyan oldu diye düşünsen. Bu olmadı. Bu. İşte ben bunların hepsine 200 vermiş oldum gibi bir durum oluyor. Bu da alıp gitsin şuradan. Yani bir de ben normalde Toblerone da yemem. Alın bunu dönün. Sen beni bir daha ara. Senin çocuğu. Numaram ifşa oldu. Büyük ihtimalle bir Discord grubunda ifşalanmış numara. Buradan o arayıp duran gerizekalılar size sesleniyorum bak. O kadar salaksınız ki yani. Arka arkaya 10 dakika arayla arıyorlar. Arıyor mesela açıyorum şey diyor. Ya Mehmet nerede kaldın seni bekliyoruz diyor. 10 dakika sonra başkası arıyor. Ya Bilal abi bekliyoruz nerede kaldın diyor. Ya koydum diyorum kapatıyorum. Biri arıyor şey diyor ya arabanızı şuradan çeker misiniz çıkamıyoruz diyor. Nerede? Sanki bir akıllı sensin ya. Oğlum bak telefon lan bak. Senden akıllısı yok hani şeyden kandı. Benim sesimi duyacak. Ben olup olmadığıma karar verecek. O yüzden cevap verdirmek için yanlış numara taktiği yapıyor. Akıllı olun ama. Ha işte güzel ya olur. Hadi diğerine geçelim. Şöyle bir tane mutlu yıllar paketi. 219 lira 90 kuruşa böyle bir paket. Bunun öncesine dair bir fikrimiz olmadığı için fiyat kıyaslaması yapamayacağız. Ama ötekiyle hallicedir yani. Bir önceki ucuz paketimizle kıyaslayabiliriz. Bir önceki 215'ti bu 219 lira. Evet. Yanlış hesaplamışlar. Fiyatı da olmuş olabilir. Ya şey olmuş. Pahalı olan bir önceki videodaki pahalı yok. Satmıyorlarmış artık. Herhalde milletin parası yetmeyecek diye onu yapmamışlar. O yüzden bu var. Orta fiyatlı olarak. Mısır çıktı. Bu sefer farklı daha küçük bir cips. Lan sanki daha pahalıya biz daha az ürün sahibi olacakmışız gibi hissettim ben şu an ya. Bir tane tonik var yine. Öteki zero tonikti bu kalorili tonik. Burada bir tane kolamız var. Şu toniğin de hayatından çıkmasını istiyorum. Çikiyi çağrıştırıyor. Abi zaten yakında şeriat-ı makbul kanunları geldiği zaman bunların hepsi yakılacak. Buharlaştırılacak hepsi bunların. Glutensiz yüksek lif. Bahçeden ortaya karışık klasik. Klasik demek %80'i leblebi demek arkadaşlar. Hep öyle olur. Oğlum hiçbir şey yok burada. Türk kahvesi çıktı yine. Nescafe çıktı yine aynı tatta. Bir adet aynısının aynı markanın küçük tuzlu kuru yemişi. Normal damak Antep fıstıklı çikolata en az 15 lira. Şu 9 lira. 6-7 lira. Başka bir çikolata daha var. Karamyo Duo. Duo ne lan? Aa fındıklı krema da varmış bunlar. Toblerone çıktı yine. Hasbunallah. Oreo çıktı. Hiç farklı değil ya. Bu ne lan? Soda. Aynen ayılmaya iyi geldi. Soda. Çekmece çikolata. Bir şey diyeceğim. Napoliten bu içindeki çikolata. Yo içindeki çikolata sütlü çikolata. Napoliten markanın model ismi mi? Hani Ford markasının Fiesta'sı aynen gibi mi? Tamam çekmece demeye devam o zaman. Ülker fındık rüyası. Bir tane daha crispy. Tam Ömer'in tadı bu. Olips çıktı. Bir de çikolatalı gofret. Ulan Ülker çikolatasız gofret çıkarmış gördünüz mü? Hani gofret mi olan? Gofret. Düz gofret. Ha ona benziyor bayağı. Ne çıktı babuş? Red Bull değil Burn çıktı. Bir tane daha ne var? Bir Burn daha çıktı. Enerji içeceğimiz 2 oldu. Ondan sonra bir de ekşi elma.
Vay vay vay, çöpün yanında crispy yiyen adam. Tam senin oğlum. Hem pirinç patlağı hem de şey crispy. Ya, çok iyi. Bak bu senin tam. Çöp yok. Al bunu ye. Çöp var. Çöp getirin hemen. Çöpün yanında yemesin. Sen gong mu seviyorsun? Fark etmez. Ama acılı. Basurunu azdırır. Ömer'le benim basurumuz var arkadaşlar artık. Ortak değil. Aynen. İkimizin ikimizin şahsi ayrı ayrı basurları var. Bunu keseceğim. Bu hangi boy? Bu ucuz. Ama ucuz orta mu diye tanıttık. Ucuzdan 4 lira daha pahalı. Ne farkı varmış 4'te? Bu mu varmış arada? Vardı arkadaşlar. Daha az değil mi? Bir öncekine göre bu. Farklı. Abi bu çok azalmış. Demek ki ucuz, ucuz iyiydi. Olan mıydı? Bu bayağı kötü ucuz. Çok kötü bir ucuz bu. Gördünüz yani, hesaplamaya gerek yok. Burası belki 200 lira eder ama öteki 200'ü çok geçiyordu. Buradan verim alamadığımızı düşünüyorum ben şahsen. Önceki benim 4-5 yıldır hep aynı aldığım markadan. Bu bambaşka bir yerden. Yazık. Büyük kallavi taklı paketimizi açalım. Tadelle'den nefret ederim. Ya mı ye o zaman sen Tadelle'yi sevmiyorsan? Tadelle'yi beğenmeyen adamla sağlıklı verimli bir iletişim kuramayız. Evet, orta kategorisine koyduğumuz ama sadece 4 lira farkla orta kategorisine girebilen bu ucuz paketimizi buradan götürüyoruz. Şu anın pahalısı geçmişin ortasını... Oh! Hay anasını satayım ya. Oğlum kola şey gibi oldu lan. Müsilaj gibi oldu kola. Başka var mı? Paket iyi gibi ha. Paket dolgulu ama yani pahalı paketin tadını vermiyor. Kola, bir tane gazoz, gin tonik. Ya bunlar da alkolü koyamıyorlar ya artık. Yani ölümüne tonikler, sodalar, şeyler, enerjiler hep arka arkaya geliyor. Ne var hocam burada? Kızartılmış tuzlu iç yer fıstığı. Öyle markaların, öyle ürünleri konuluyor ki böyle. Bilindik bir marka olsa bile bilinmedik bir ürünü koyuyor. Tanıtım mı yapılıyor? Ne oluyor anlamıyorum yani. Ya da elde mi kalıyor? Ne oluyor bilmiyorum. Bu mesela kızartılmış tuzlu iç yer fıstığı diye bir şey hayatımda ilk defa duydum. Güzel de olabilir bu ha. Garip bir lezzet. Karamel latte'ye geçtik hocam. Starbucks yumuşak içimli karamel aromalı karamel latte kahve tek vurukluk. Burada nefret ederim. Marshmallow. Bunu ateşte döndürmekten ayrı tiksinirim. Ortamını da hiç sevmem. Hiç sevmem bu. Soslu mısır. Olur. Güzel. Red Bull. Arkasından yine bir tane daha. Aynısından. Aynı tatta. Nescafe. Aynısı geldi yine. Yok bu sefer beyaz Antep fıstıklı geldi. Bir tane daha number one. Kuru yemiş işte. Cips. Cips. Ne bu? Farklı cips. Kaşar peyniri ve ızgara soğan tadında patates cipsi. Bu ne garip bir lezzet lan. Nescafe Gold. Normal Nescafe. Bir tane daha Toblerone. Anında Skittles. Bunu vururum. O ne lan? M&M? Yok öteki. Sandık olan. İçi sakızlı gibi olan Skittles. 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 Ağzım yoruldu lan. Skittles güzel. Skittles çok güzel ama yoruyor. Burada bir adet McVitie's tam buğdaylı bisküvi. Abi ben hiç sevmiyorum tam buğdaylı bisküvi. Yani tatlı bir şey olacaksa niye tam buğdaylı? Ama işte bu yargıya birkaç yıl önce sahip oldum. Şimdi tekrar deneyeceğim. Acaba sevmediğim kadar var mıymış diye merak ediyorum çünkü. Tam tahmin ettiğim gibiymiş. McVitie's karamelli bisküvi. Ya bu McVitie's iyi güzel de bunun bu bisküvileri abi şey gibi ya. Talaş gibi. Ahır zemini gibi böyle yani. Saman. Saman ha, saman gibi ya. Sıkıştırılmış saman, o annenle yastığı. Hani böyle çayın içine bir saat bandıracaksın çok yumuşacak da yiyeceksin. Çünkü böyle yapıyor böyle. Böyle sanki tozlu bir duvara el sıva yapıyormuş. Sıva da değil. Zımpara kağıdı al eline. Çok tozlu iğrenç bir duvara böyle vız vız yaptığını düşün. Vay amına. O ses çıkıyor çiğnerken benim de böyle her yerim diken diken oluyor o sesi duyunca. Oreo. Gitgide büyüyor mu lan bu Oreo'ların boyu? Ne var başka? Sakız var. Başka bir şeyli bu sakız. Yeşil nane aromalı. Farklı bir sakız. Bir kahve daha var. Hadi femsi ve zengin içim. Cappuccino. Burada bir tane bitter çikolata büyük ihtimalle. Evet. Pâté Suisse. Dolce karamel. Chocolate with cacao nibs. Bitter değil herhalde. Paketimiz şu dandik değil mi ya? Aha bak buna hitap ediyor işte. Mesela sana bana şu hitap ediyor. Sana bana bu hitap ediyor. Böyle cümbüş gibi. Meyve kokteyli. Karışık bir meyve evet. Suyumuz var. Çay var. Değişik bir enerji içeceği var. Organik yok. Red Bull'un kolalı enerji içeceği. Bir tane daha Nescafe çıktı arkadaşlar. Cafe Mocha zengin içimli. B6 vitaminli olips. Bir Starbucks daha çıktı. Vanilla latte, sütlü ve vanilya aromalı. Ondan sonra Godiva geldi. Aha, pahalı bu. Pistacho ve karamel. Milk çikolata, fıstıklı, Antep fıstıklı. Kuru kafacı Mehmet Akkut. Kuru kahveci Mehmet Efendi. Bir tane daha Nescafe Gold. Bir tane yetmiyormuş gibi. Bir de yine Godiva'dan %72 kakao dark çikolata ebesinin nikahı. Aa buraya upgrade gelmiş lan. Eskiden direkt kopup kırılıyordu bu. Level atlamış bunlar. Aa el tutmacı da gelmiş. Mantıklı.
Sen ağzının odun mu kuruyorsun? 325 liraymış arkadaşlar. 325 liranın geldiği hal gerçekten felaket. 325 liraya çay aldık, meyve suyu aldık, kola aldık, Sprite aldık. Sprite gitti. Yenil içiliyor şu an Sprite. Red Bull, bir Red Bull daha, bir tane daha kahve, iki tane cips, ıvır zıvır atıştırmalık bir şeyler, dört tane kahve, üç cips. Allah kahretsin yani, 325 lira. Benim aidatım 2200 lira ya şu an. Abi ne oluyor ya? Bu mudur yani? Eskiden şey vardı, sen demiştin. Neydi, kaç paraydı o senin içinde rakı olan yılbaşı sepeti? 169 lira. 169 liraya hem rakı var, bunda bir bok yok, rakı da yok bunda. Evet, küçük boy vodka. Bunda rakı olsa şu an kaç para olacak? Pahalı yani, özetle Allah kahretsin, mahvolduk, bittik. Şimdi asgari ücrete zam gelsin diye herkes bağırıyor, onu da tam anlamıyorum. Abi asgari ücrete zam geldiği zaman asgari ücretlinin alacağı zamdan sonra gelecek diğer şeylere gelen zamlarla asgari ücrete gelen zam zaten erimiyor mu? O zaman bu insanlar neden asgari ücrete zam istiyor sürekli? Problem asgari ücretin az olması değil, alınan paranın hiçbir şeye yaramaması. Yani asgari ücrete zam geldiği zaman, atıyorum BİM, Türkiye'nin her yerinde mağazası olan bir mağaza. Burada çalışanların en az yarısından fazlası asgari ücretle çalışıyor. Şimdi bunlara direkt otomatik zam gelince haliyle bunun da fiyatı artıyor. Bir de asgari ücrete zam gelince asgari ücretten yukarıda çalışanlar da ben de zam istiyorum diyor. Daha da artıyor. Bunun fiyatı iyice artıyor. O zaman yani önümüzdeki yıl biz bu sepeti 1000 liraya alacağız ya. Bu gidişte. Anam avradım olsun, üzülüyorum. 100 lira falandı bu ya. Şu küçük sepet. Sepetini ben 39 liraya aldıydım ilk videoda. Ya bu memleket nereye gidiyor? Tutamayacağım içimde daha fazla, ne olacak? Allah'ım, ben 10 yıldır aynı parayı kazanıyorum. Hiçbir şey değişmedi benim hayatımda. Ben hep batıştayım ya. Ben 3 yıl önce çok güzeldim ya. Durumum çok iyiydi benim 3 yıl önce ya. Hele 5 yıl önce çok kötüydüm de, o benim eşekliğimdi. Yani Allah kahretsin ya. Oğlum Amsterdam'a gidip euro çok yüksek diyebiliyorduk. Şu an bakamıyorum bile yani. Gideyim de yetmesin bir şeyler en azından. O da yok artık. Ya şunu alırken düşünür mü insan? Ha? Şu an arabanın deposu çeyrek. Bittiği zaman atamayacağım yeni benzin. O yüzden şu hastane işlerini hemen halletmeye çalışıyorum. Ben birkaç gündür hastaneyle uğraşıyorum. Birkaç hafta daha uğraşacağım. Eko'yu alıyorum arkadaşlar. Gaza basmıyorum böyle yani. Trafik var mesela, kilit. Gaza basmıyorum. Araba böyle yavaş yavaş gidiyor. Nasıl olsa diyorum, ileride duracak yani. Ben niye boşuna enerji harcayayım? O şekilde takılıyorum şu an. Benzin biterse hastaneye gidemeyeceğim. Metrobüse binmek zorundayım. Metrobüsten nefret ediyorum. Metrobüs iğrenç bir şey. Metro çok kötü. Yıllarca bindim, yıprandım artık, yapamıyorum. Havara iyi bak. Havaray'dan Seyrantepe, o da fena değil. Ya Havaray... Ama Sanayi Mahallesi'nin metro çok kötü. Havaray direkt Vadi İstanbul'dan senin eve. Olsa çok iyi olur. Bu yavaşlıkta. Ama hava bu yavaşlıkta. O eskiden burayı 15 dakikada gidiyordu. Arkadan ittirerek mi götürüyorlar? Ya yürüyerek daha hızlı gidiliyordu. Yanımızdan yürüyenleri görüyorduk böyle. Sonra hızlandırdılar. Sen dua et. Yani pahalı pahalı, çok pahalı ya. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Allah. Geçen gün şey yaptım. Hesaplı ucuz olsun diye. Acıktı karnım. Dışarıdan dedim söylemeyeyim, pahalı olur. Evden çıkayım, fırına gideyim. Simit alayım. Börek alayım. Simit, poğaça, açma. Alayım dedim, ucuz olsun. Doyayım dedim. Çok yiyeyim, doyayım. İşte bir poşet aldım. 5-6 parça bir şey 50 lira dedi. Anam yani, ben simit yiyemiyorum ya. Abi bu şekil olmaz ki. Vallahi bu şekil olmaz. Halk ekmeğe gittim, 2,5 lira halk ekmekte. Ve halk ekmeğin bir garipliği var. Halk ekmek direkt sabah bak 8'de aldım, bayat. Nasıl bayatladı abi? Kaçta geldi yani? Gece 2'de mi geldi? Bir ekmeğin bayat olabilmesi için en az bir 20 saat geçmesi gerekmiyor mu? Hadi 15 saat. Bu halk ekmek nasıl bayat? Ne var lan? Videodayım lan. Evet. Açıyorum lan. Ne rahatsız ediyorsun lan beni? Oğlum niye aradığım zaman geri dönmüyorsun lan? Evini basmaya gelirim senin. Ne zaman aradın lan beni? Dün aradım lan. Önceki gün de aradım. Görmedim ulan. Telefonum ifşa oldu lan. Kim ifşa aldı senin telefonunu? O çocuğun biri büyük ihtimalle bir DC grubunda paylaşmış ya. Oha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum işte, değiştireceğim numarayı. Ama para yok, değiştiremiyorum. Yarın ne yapıyorsun? Yarın ne, çarşamba mı perşembe mi? Çarşamba. Yarın planın olmasın, çarşamba. Yok, yarın yok. İyi, belki video çekeceğiz beraber, tamam mı? Antalya'ya gelemem ya. Oğlum ben İstanbul'a geldim. Şaka yaptıydım da, buradakiler de gülmedi, sen de gülmedin. Ben hala videoda mıyız bu arada? Videodayız. Tamam, takipçilerine çok selam söylüyorum. Senin takipçilerini çok seviyorum. Teşekkür gerek ederim onlara. Gereksiz sapan eleştiriler yapmasınlar. Videosu çekmişiz, orada altta hakaret ediyorlar aslında. Ne demişler lan, görmedim ben. Salak salak yorumlar, orada araba videosu çekiyoruz. Ne demişler? Salak salak. Git oku oğlum videonun yorumlarını. Ben hatta videoyu... Ya söyleyiver işte ya. Söyle işte. Niye beni yoruyorsun? Hatırlamıyorum. Hatırlıyor ki uyuz oluyor Abdü. Yok işte bunun nötü kalktı. Ne götünüzün kalktığını gördünüz. Benim mi götün kalkmış? Benim gibi Anadolu çocuğu kalabilen kaç kişi kaldı piyasada? Anasına babasına bakan, dostlarına sahip çıkan. Bunu diyen de 14 yaşında. Bunları koy. Koyayım mı bunları? Koy koy. Hepsini koy mu bu konuşmanın? Koy, dümdüz koy. Tamam. Bundan sonra beni eleştirenlere karşı tavrım böyle ama.
Yarın da... Bugüne kadar alttan aldık, alttan aldık ya kardeşlerim, bilmem nelerim, canlarım. Bundan sonra böyle ne diyorduk kim bilir yani. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şeye paramız yetmiyor ya artık. Halk ekmek. Halk ekmek bayat çıkıyor ya. Öyle yani. Biçik durumdayız. Muaf olmuş durumdayız. İşte tadım da kalmadı zaten. Bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu video her geçen yıl daha da içimi burmaya başladı. Burkmaya başladı. Her geçen yıl direkt ikiye katlanıyor fiyat. Diyecek çok fazla bir şeyim yok. Sizin varsa bu ekonomiyle ilgili belirtmek istediğiniz bir şey yorumlara belirtin. Seneye görüşürüz diyorum artık. Bir sonraki yılın, bir sonraki yılbaşı paketlerinde başımıza bir şey gelmezse, hala yılbaşı paketi satabiliyorsa insanlar, onları çekeriz, görürüz. Ramazan paketlerini çekeriz bir 4-5 ay sonra bir de. Bakalım onlarda nasıl bir değişim olacak. Şimdilik bu kadar diyorum. Sen bunu al. Biraz da sen sevme. Hadi gittim ben. Bak. Bak fakirlikten sallanıyor bak. Benim yüzüm görünüyor mu lan bunlardan? Evet abi. Şöyle çeksem nasıl olur? Yine gözükür abi. Çekiyorum o zaman. Kayıt akıyor. Ha kayıtta mısın? Şunu... Şöyle bir tane daha mı atmak lazım? Göt gibi oldu böyle ya. Ya Bülent Ersoy... Olmadı ya. Şapka ters mi? Ha, Happy New Year, öndeymiş. Ben biliyorum, bunda bir şekilsizlik var. Şöyle... Sen sigara mı içiyorsun lan? Altta mal var böyle. Paketin içinde mi sen mal var? Kedi var ya böyle kafasını fotoğraf onun gibi oldu. Onu oynatmamam lazım. Merhaba arkadaşlar. Yok. Oğlum bu niye sığmamış ki kendiliğinden? Öf. Öf. Ver şimdi. Hocam bunun ipi yok mu? Vallahi ipi yok ya. Kamera bandı. Kamera bandı yok, atacağım, kıracağım zaten.